Aren TV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. HDP eş genel başkanı Tuncer Bakıran bugün İstanbul'da katıldığı halk buluşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimine dikkat çeken mesajlar verdi. HDP eş genel başkanı Tuncer Bakıran aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dikkat çeken mesajlar verdi. Şimdi Tuncer Bakıran'ın halk buluşmasında yaptığı konuşmayı hep beraber izlemeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi HDP eş genel başkanı Tuncer Bakıran'ı hep beraber izleyelim değerli dostlar. Evet, biliyorum. Buradaki gelen arkadaşların en fazla merak ettiği konulardan biri önümüzdeki dönem yapılacak seçimlerdir. Evet, seçimlere ilişkin eş başkanımızla birlikte, ilgili kurullarımızla birlikte aslında birkaç defa açıklama yaptık. Bu seçimler bizim için tarihi önemdedir. Bu seçimlerde şimdiye kadar denemiş olduğumuz yol ve yöntemlerin dışında başka bir şey deneyeceğiz. Sadece Kürdistan coğrafyasında kazanan değil ama batıda da Kürtlerin, emekçilerin, ezilenlerin, yoksulların bulunmuş olduğu her ilde, her ilçede, her beldede iradelerinin yönetimlere yansıdığı, yani kazan kazan politikasını izleyeceğimizi bir kez daha burada İstanbul'da siz değerli ablalarımızla paylaşmak istedim. Şimdi biz bir eğilim belirledik. Dedik ki Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla girme eğilimimiz var. Tabii bunu henüz parti meclisimizde tartışmadık. Bu eğilimi nereden aldık? Yaklaşık eş başkanımızla birlikte 20-25 tane kenti ziyaret ettik. Aynı burada olduğu gibi halklarımızın katıldığı çok geniş toplantılar aldık. O toplantıda insanlarımız bize bunu sordu. Biz 2015'ten beridir iktidara kaybettiren, karşısındaki muhalefetin kim olduğuna, ne olduğuna, ne yaptığına bakılmaksızın muhalefeti destekledik. Peki dediler ki sayın eş başkanım, bu siyaset Kürt'e ne kazandırdı? Bu siyaset emekçiye ne kazandırdı? Bu siyaset demokratik çözüme bir katkı sundu mu? Bu siyaset Kürtlerin İstanbul'da daha özgür, daha rahat, daha refah içerisinde yaşamasına yol açtı mı sorularını sordular. İnanın gezdiğimiz her yerde aynı şeyi söylediler. Biz de Merkez Yürütme Kurulumuzla birlikte toplandık. Gerçekten bizim 2015 yılından beri AKP karşıtı, iktidar karşıtı. O siyasetimiz yine devam edecek, bitmedi. Daha güçlü devam edecek. EDA yoldaşlarımıza işkence yaptıkları sürece, Doğan Erbaşlar içeride olduğu sürece, eş genel başkanlarımız cezaevinde olduğu müddetçe daha güçlü, daha örgütlü bir şekilde devam etmeye devam edecek. Ama şimdi değerli arkadaşlar, bizim oylarımızla son cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere oylarımızı verdiğimiz ana muhalefet partisi nerededir size soruyorum. Siz söyleyin, Selçuk Mızraklı içeri atılırken, yerine kayyum atanırken bizim oylarımızla seçilenler neredeydi? Cizre'de panzerler genç çocukları ezerken, katlederken buralardan tek bir eleştiri duydunuz mu? Kürdistan coğrafyası sadece yerel yönetimlerle, belediyelerle değil, bütün kurumlarıyla kayyumlar tarafından yönetiliyor. Büyük yolsuzluklar ve usulsüzlükler de yapılıyor. Bir kez bile duydunuz mu ana muhalefet partisinin bu konudaki rahatsızlığını? Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Resmi de görmüyorlar. Masada da görmek istemiyorlar. Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz doğuştan beri oyumuzu onlara verecekmişiz gibi büyük bir yanılgı içerisindedirler. Biz oylarımızı evet AKP kaybetsin diye verdik ama demokrasi kazansın diye verdik. Emekçiler kazansın diye verdik. Bir Kürt imamı Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken gözaltına alındığı zaman
ona sahip çıkılsın diye verildik. Yargılanmayan, soruşturma açılmayan tek bir Kürt var mı size soruyorum. Şimdi bir imama dahi sahip çıkmayan bir anlayışa niye oylarımızı verelim sizlere soruyorum. Dolayısıyla bizim bu eğilim sonrası çeşitli manipülasyonlar yapanlar, AKP ile anlaştı diyenler, bize rota belirleyenler, yol çizenler büyük yanılıyorlar. Bak bizim rotamızı siz belirlersiniz. Bizim rotamızı Siirt hemşerilerimiz, Kars'ta halklar belirler. Bizim rotamızdan sapma durumumuz asla olmamıştır. Biz sözümüz için bedel veren bir hareketiz, bir gelenekten geliyoruz. Biz kısmi çıkarlar için asla siyaset yapmayız. Erdoğan diyor, diyor ki hedefin, diyor ki bu tavrı ne koparırsam kârdır amacıyla yapılıyor. Sanırım bizi kendileriyle karıştırıyorlar. Biz bizde geri vites yoktur. Bizde eyvallah etmek yoktur. Zalime, zulüm yapana boyun eğmek yoktur. Sanırım Erdoğan bizi başkalarıyla karıştırıyor. Dün söylediği sözlerin tam tersini söyleyen kendisi ve hareketiyle karıştırıyor. Şimdi bazı işte sol adına hareket ettiğini, yazdığını, çizdiğini söyleyen medya da öyledir. AKP ile anlaştılar, işte AKP ile uzlaştılar, AKP ile görüşüyorlar. Değerli arkadaşlar, huzurunuzda söylüyorum. Bizim görüştüğümüz, konuştuğumuz, anlaştığımız, uzlaştığımız hiçbir siyasi parti yoktur. Biz tavrımızı çok net söylüyoruz. Biz halkımızın da bize belirttiği gibi başta İstanbul olmak üzere her yerde kendi adaylarımızı çıkarma eğilimindeyiz. Bu işbirliği, güç birliği yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Ama bu işbirliği kapalı kapılar arkasında olmayacak. Bu işbirliği sizlerden kaçırılmayacak. Bu işbirliği kamuoyundan gizlenerek yapılmayacak. Biz buradayız. Bizimle birlikte başta İstanbul olmak üzere, ilçeleri olmak üzere, Türkiye olmak üzere bu belediyeleri, bu yerel yönetimleri yönetmek isteyenler varsa kapımız açıktır. Buyurur gelir, açık kamuoyunun karşısında konuşur. Bizim Türkiye halklarından saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Bundan sonraki politikamız da budur. Niye her dönem bu kadar bedel ödemiş, bu kadar emek vermiş bu hareket, bu iki tane birbirine benzer blok arasında seçim yapsın? Birisini 100 yıldır Kürtler karşısında, buradaki halklar ve inançlar karşısında uyguladığı politikalardan tanıyoruz. Diğerini de son 21 yıldır bizim üzerimizde estirmiş olduğu zulüm politikalarla tanıyoruz. Dünyanın neresinde bir partinin milletvekilleri, eş genel başkanları, belediye eş başkanları, yöneticileri içeridedir? Var mı böylesi bir ülke? Yoktur. Dolayısıyla biz her iki blokada birbirine benzeyen, söz konusu Kürt olunca, emekçiler olunca, Aleviler olunca, halklar olunca, gençler olunca sözünü sakınan, birbirine yakın bir siyaset izleyen bu iki blok arasında da bir seçim yapmak zorunda değiliz. Ne kimsenin bize rota belirleme, ne yol gösterme hakkı yoktur. Bu hareket 40 yıldır büyük emek ve bedellerle buraya geldi. Biz kendi öz gücümüze güveniyoruz. Kendi irademize güveniyoruz. Yeri geldiği zaman kendi adaylarımızla. Yeri geldiği zaman açık, şeffaf bir işbirliğiyle seçimlere de gideriz. İttifak da yaparız. Ama kesinlikle artık biz eski biz değiliz. Evet el dostlar, Haklarına Eşitlik ve Demokrasi Partisi HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın İstanbul Halk Buluşması'nda özellikle CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirileri bu şekildeydi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP bir şeyler koparma peşinde ifadelerine de göndermede bulundu ve açıklamaları beraber izledik değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna, bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.